Bugün sizlere gökyüzünün neden mavi göründüğünü anlatmak istiyorum. Gökyüzünün rengi ışığın atmosferdeki parçacıklarla etkileşimine bağlıdır. Öncelikle güneş ışığı beyaz ışıktır ve içinde farklı renklere sahip birçok dalga boyunu barındırır. Bu ışık atmosferimize doğru ilerlediğinde atmosferdeki gaz molekülleriyle ve toz parçacıklarıyla etkileşime girer. Atmosferdeki moleküllerin en yoğun olduğu katman Dünya yüzeyine en yakın olan troposferdir. Troposferdeki gaz molekülleri, özellikle oksijen ve azot, kısa dalga boylarındaki mavi ve mor ışığı daha fazla saçarak diğer renklere emerler. Bu saçılma fenomeni Rayleigh saçılması olarak adlandırılır. Işık atmosferdeki gaz moleküllerine çarptığında, kısa dalga boylarındaki mavi ve mor ışık diğer renklerden daha fazla saçılır. Sonuç olarak gökyüzü mavi görünür. Güneş ışığının yolculuğu boyunca atmosferde daha uzun bir yol kat ederse, güneş ışığının mavi ve mor renklerinin çoğu saçılmış olur. Bu nedenle güneş battığında veya doğarken gökyüzü kırmızı veya turuncu gibi diğer renklerle parlar. Güneş ışığı İçinde farklı dalga boylarına sahip birçok renk barındıran beyaz bir ışıktır. Bu ışık atmosferimize doğru ilerlediğinde atmosferdeki gaz molekülleri ve toz parçacıklarıyla etkileşime girer. Atmosferdeki moleküllerin en yoğun olduğu katman, yeryüzüne en yakın olan troposferdir. Troposferdeki gaz molekülleri, özellikle oksijen ve azot, güneş ışığının kısa dalga boylarındaki mavi ve mor renklerini daha fazla saçarak diğer renklere imerler. Bu saçılma fenomeni, Rayleigh saçılması olarak bilinir. Işık, atmosferdeki gaz moleküllerine çarptığında, kısa dalga boylarındaki mavi ve mor ışık diğer renklerden daha fazla saçılır. Gökyüzünün bu muhteşem rengi, doğanın bize sunduğu bir hediye olarak düşünülebilir. Mavi gökyüzü, insanların manevi ve sanatsal ilham kaynağı olmuştur ve binlerce yıldır insanların haylanlığını kazanmıştır. Sonuç olarak, gökyüzü mavi görünür. Ancak, güneş doğarken veya batarken gökyüzünün rengi değişir. Bu durum atmosferin güneş ışığının daha uzun bir yol kat etmesiyle ilgilidir. Bu durumda güneş ışığının mavi ve mor renklerinin çoğu saçılmış olur ve gökyüzü turuncu veya kırmızı gibi diğer renklerle parlar.